Çok tuhaf. Cumhuriyet tarihinin en önemli görüşmeleri yapıyor. Meclis TV bunu yayınlamıyor. Dediğinize mi inanacağız? Yaptığınıza mı? Birinci açıklama şu olabilir. Hani anne babalar çocuklarının kötü sesler duymasını, kötü sahnelere tanık olmasını istemez. Onları sakındırlar ya. Siz de milletin, muhalefetin şeytani fikirlerinden, şeytani sözlerinden sakınmaya çalışmış olabilir misiniz? İyi ama o halde millet her şeyin en iyisini bilir. Millet hiç hata yapmaz lafları boşa düşüyor. Millet size göre pek de olgun bir şey değil demek ki. İyi ile kötüyü, doğru ile yanlışı ayırt edebilecek melekeleri eksik. Kendi başına karar veremez. Sözün kısası, milletin bir vasiye ihtiyacı var. Her türlü vesayete hayır. Millet kendi kararını verecek diye bağıra çağıra çıktığınız yolculuğun ulaştığı durak burası mı? Derdiniz vesayet ile değil vasilerle miydi? Onlar değil biz vesayet edelim diye mi düşünüyordunuz? Kendi kendinizi millete vasi mi tayin ettiniz? Söyleyin bilelim. Bilelim ve hep birlikte gülelim. Kendileri vasilerinin emirlerinden çıkarmayan bir heyet kendini millete vesayet etme yetkisinde görüyor diye gülelim. Biliyorsunuz bugünlerde sayenizde milletçe gülmeye hasretiz. Hiç değilse bu tiyatro bir işe yarasın, biraz gülmeye vesile olsun. Bulabildiğim ikinci açıklama da şu. Cumhuriyet tarihinin en önemli görüşmelerini yapıyoruz. Cumhuriyet kazanımlarını terk mi edeceğiz, savunacak mıyız? Bana kalırsa bunu karara bağlayacağız. Yani çok önemli. Çok, çok önemli. Ama önümüze getirdiğiniz bir metnin fecaat bir metin olduğunu biliyorsunuz. Eğer bu millet muhalefetin dediklerini işitirse bu metnin ne manaya geldiğini öğrenecek. Böyle toz duman arasında apar topar milletten kaçırarak çıkarmaya çalıştığınız metnin ne kadar elin bir şey olduğunu görecek. Ne yapıyorsunuz? Bu yapılır mı diyecek, hesap soracak. O yüzden Meclis TV'yi kapatıyorsunuz. Kapatıyorsunuz ki millet muhalefetin ne dediğini duymasın. Maazallah duyarsa yangından mal kaçırır gibi geçirmeye çalıştığınız bu düzenleme milletten kırmızı kart görecek. Korkuyorsunuz. Aklıma sizin açınızdan gelen üçüncü açıklama şu. Önümüze koyduğunuz metinden yana bir sıkıntınız yok. Aslında bu metnin ne manaya geldiğini bile bilmiyorsunuz. Ama onu savunacak kabiliyetiniz yok. Olmadığından korkuyorsunuz veya elinize bu metni verip gidin bunu meclisten 330'dan fazla oyla geçirin diyen irade size güvenmiyor. Savunabileceğinize inanmıyor. Elinize yüzünüze bulaştıracaksınız. Bunu siz de, sizi görevlendiren de biliyor. Çare, kapatırız Meclis TV'yi, millet farkına varmaz. Her birinizin başına da nispeten güvenilir birkaç vasi atarız. Evetleri kontrol ederiz. Bunca yıldır millete sen başımızın tacısın diye diye neler çevirdik. Bu defada millet farkına varmadan anayasayı geçiririz diye düşünmüş olabilirsiniz. Vallahi benim aklıma gelen ihtimaller bunlar. Yani ya millete güvenmiyorsunuz, ya önümüze getirdiğiniz metne güvenmiyorsunuz, ya da kendinize güvenmiyorsunuz. İsterseniz dördüncü bir şık ekleyebiliriz. Yukarıdakilerin hepsi şıkkını da bunların arasına koyabiliriz. Durumunuz vahim. Ama dahası da var. Bu bahsettiğim görüşmelerin ilk günü. Devletin kanalından, havuzdan beslediğiniz beslemelerin kanallarından AKP sözcüsünün, AKP'li komisyon başkanının, AKP'li başbakanın konuşmaları canlı yayınlandı. Muhalefet yok. Adalet duygunuz da bu kadar işte. Muhalefetin ne dediği duyulmasın, sizin ne dediğinizi herkes duysun. Açık konuşalım. Ben de bu kadar manasız bir metni
böyle apar topar, böyle yangından mal kaçırır gibi meclisin önüne getirmek zorunda kalan sizlerden, AKP'lilerden biri olsaydım, muhalefetin sesi duyulmasın diye ben de sizin gibi her türlü adaletsizliği göze alırdım. Ben de rakiplerimle eşit şartlarda rekabet edebilecek vasıflara sahip olmasaydım, sizin davrandığınız gibi davranırdım. Rakipleriyle eşit şartlarda mücadele kabiliyeti olmayan herkes sizin gibi yapar. Yadırgamıyorum yani. Ama sizin açınızdan kötü haber şu: sadece ben değil, kimse yadırgamıyor. Yapıp ettikleriniz herkese son derece normal görünüyor. Size yakışıyor yani. Herkes size böyle davranmayı yakıştırıyor. Ve memleket herkesin böyle davranmayı pek yakıştırdığı bir heyet tarafından yönetiliyor. Yani durum vahim demek bile yetmiyor halinizi anlatmaya. Sevgili milletvekilleri, ama bu hayat bugünden ibaret değil. Çok da uzak olmayan bir gelecekte bir gün çocuğunuz bütün bu yaşananları öğrenecek. Ne bileyim, arkadaşlarından duyacak, internette görecek ama öğrenecek. Size gelip yuh yani anne, yuh yani baba diyecek. Koskoca memleketi bir adamın keyfine teslim etmek için onca ayıbı göze almışsınız. Anladık. İkbaliniz o adamın dudakları arasındaymış. İyi ama o mücadeleyi asgari bir centilmenlikle, asgari bir adaletle, ahlakla dahi yürütemediniz mi? O anda yüzünüz kızaracak. Yepyeni, yabancı olduğunuz nahoş bir duyguyla tanışacaksınız. Çocuğunuza kızmayın. Çocuğun günahı yok. Ben söyleyeyim, bilin de şaşırmayın. O nahoş duyguya utanmak denir.